Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Merhaba değerli Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz ki muhteşem bir manzaradayız. Şöyle de bir etrafı size göstereyim. Harika bir yer. Karşıki dağlar falan müthiş bir şekilde. Tam Roma dönemi tarihinin ve eşkıyaların yaşadığı bölgelerdeyiz arkadaşlar. Buraların eşkıyaları çok meşhurdur. Burası yaşam alanı değil mi önce? Tabii yaşam alanı burası. Belli yani. Şöyle de bir döndüreyim. Şimdi biz size göstermeye çalışayım. Böyle baktığımızda bakın şurada mesela şu aşağıki yol var ya şu ara. Evet. Şu ara tam eski patika yolları bakın. Görüyor musunuz? Buradan karşı. Buradan şey geçmiş mi? İpek. İpek yolu İpek bunun yolu bir geçmiş mi? arkası. Arkasından mı Ha, geçmiş? bir arka. Şu dağın arkası İpek yolu. Burası Çünkü yaşam şuralar bölgeleri. kervan yolları herhalde. Bayağı Aynen eski öyle. yollar. Ben gelirken öyle bir sezinleme hissettim de. İnşallah o tarafa doğru da gideceğiz. Şimdi bir araştırmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasip diyelim, kısmet diyelim. Devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Osmanlı, Selçuklu ve Selçuklu'dan ziyade Yunan İmparatorluğu'nun da yaşamış olduğu bölgelerdeyiz. Şimdi bayağıdan beri geziyoruz burada. Şimdi şöyle bir işaret çıktı karşımıza. Aslında bu mezarların dağınık bir şekilde olduğunu temsil eden işaretlerden bir tanesi ama şu an şöyle gösterdiğimiz an itibaren erozyona uğradığı için bu şekilde bir noktaya dönmüş. Tam burası eski patika yollarına yani bütün olan patika yollarına bağlı olan noktaya doğru çıkıyor. Buradan bir yaklaşık 200 metre yürüdüğünüzde bu da direkt patika yollarına bağlandı. Yani buralar yerleşim alanı olarak düşünebiliriz. Şimdi şu noktadan alan taramamızı kaldırdığımızda model 15'i kurdum. Görmüş olduğunuz gibi değerli de. Buradan kaldırdığımızda şu şekilde önce kendi etrafında bir tarama yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi ve bu tarafa doğru bir sizi yönlendiriyor. Bu tarafa doğru gittiğimizde karşımıza mezar olduğu gibi çıkıyor zaten. Bakın arkadaşlar mezarın başladığı kısım ve bittiği kısım yaklaşık 1,5-1,70 falan. Doğru mu kanki? Biraz daha fazla olabilir. 2 metre de olabilir. Şöyle göster kanki. Bakın şöyle adımlıyorum. Bakın. Bana bak şimdi. 1 2 3 4 Ta ki burada. Şöyle bir taşı mezar. Buradaki de mezarın taşı. Ki zamanla erozyondan dolayı bozulmuş arkadaşlar. Burası bir mezar ama kime ait olduğu belli değil. Bir şey olarak, tarih olarak ama çökmüş bu mezar. İyice bitmiş yani. Anladın mı? Şimdi şu aradan devam ediyorum. Şu şekilde. Şöyle kaldırdığım zaman da yine bakın şu şekilde dönüyor, bir arama yapıyor. Sonra tekrar yönünü buluyor ve yönünü bulduğum zaman da tam bu noktaya geldiğim zaman dönmeye başlıyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Yani mezarın alt kısmı bu. Burası da baş kısmı. Malzemesi de tam bu arada mezarın içerisinde diye düşünüyorum. Yanlış olabilir yani arkadaşlar. Her şey %100 değil. Değil. Sadece tahmin üzerine ve cihazların bize götürdüğü noktalara göre şey yapıyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Burada bir de boşluğu alıyorum arkadaşlar hemen. Şöyle. Şu an bir boşluğu alıyorum. Boşluk var mı? Yani mezar çökmüş mü? Yoksa içerisinde herhangi bir boşluk var mı gibisine bir bakıyoruz şu an. Şöyle az bekledikten sonra arama yapıyor. Ama yürüyorum. Herhangi bir boşluk yok ama biraz kafa sallıyor arkadaşlar. Sağ sol yapıyor. Bu da ne demektir? Taş boşluğu yani çok hafif boşluklar çıkabilir.
Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir de hemen hiç bozmadan dedektörümüze bakalım. Dedektörümüzü alalım hemen elimizden. Yaklaş biraz kardeşim. Şöyle açılsın dedektörümüz. Hemen bir topraklamasını yapıyorum burada şu şekilde. 310 verdi. 11 verdi arkadaşlar. Tekrardan bir daha yapıyorum hemen. 182 verdi. Normal. Biraz düşük ama normal diyebiliriz. Şimdi şöyle. Bakın şu şekilde. Bakın. Görebiliyorsunuz. Buranın toprağında ne var? Mineralin çok olduğunu görüyoruz. Yani bizden bir topraklama daha istiyor makine. Şu an düzeldi bakın. Normal hale geldi. Ve tarayarak gidiyorum. Bakın mezarı şu şekilde. Bakın tam bu arada sinyalimizi net bir şekilde yakaladı. Değerine bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi %75 değerli. Yani %75 değerli. %25 ise değerli olmayabilir diyor cihazımızın bize verdiği bilgiler. %75 değerli, %25 değersiz şeklinde gidiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Az önce ne dedik? Taş boşluğu var dedik. Alan taramaya. Buna bir de yeraltı görüntülememizle bakacağız. Yeraltı görüntülememiz de şu yönden bizim işimize yarayacak. Hem parçanın ne kadar büyük olduğunu ölçmeye çalışacağız. Hem de mezarın ne kadar derinlerde veya büyük boşluklar var mı gibisine bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hemen yeraltı görüntülemeyi alalım elimize. Sonra bağlı. Şimdi versen bana şu kamerayı bir saniye. Şimdi ver bana oradan. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi cihazımıza Bluetooth'una bağlandıktan sonra buradan bir aramaya giriyoruz. Okay. Yeni aramada. Buradan ne yapıyoruz? 8 yapıyoruz burayı. Yani 8'e uzun. 8 mi yapacaksın? Yeni 8 olmasın ya. Yeni daha küçültür. Yeni biraz daha küçültelim. Bir saniye. Boy 6 olsun. En 3 olsun kanki. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi şuradan başlayacağım bak. Şu noktadan başlayacağım. 1, 2, 3, 4 diye geleceğim. Tamam mı? Bak. Tam oradadır. Şimdi burada bakın bir kırmızılık gelmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi. Tam tahmin ettiğimiz noktada bir kırmızılık var. Görüyorsunuz cihazlarımız oldukça başarılı çalışıyor. Devam et. Bakın orada yine ufaktan bir. Bu tarafa gel şimdi kanki. Bu tarafa. Öbür tarafa doğru gitmen lazım. Şuradan gitmen lazımdı ama sen ters yaptın. Neyse devam et oradan. Tam kırmızılığın olduğu yerden. Bir ileri daha git. Bir daha. Tamam. Şimdi baktığımızda cihazımızı kaydedelim yine. Ne diyoruz arkadaşlar? Bakın şu arada telefonu tut bakayım şöyle. Bakın şu arada net bir şekilde kırmızılığı görebiliyoruz. Bakın şu şekilde. Kırmızılığı görebiliyoruz. Bu da yaklaşık bize 80 ile 1 metre arası olduğunu gösteren bir derinlik veriyor ama bu da büyük bir malzeme olduğunu düşünmüyorum. Bakacağız göreceğiz diyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Şu puantere de bir verin de bir yüzeysel arama yapalım kanki. Puantere versene sen tamam. O şeyde üst tarafında. Bakalım bir şöyle. Şu şekilde. Sinyali buradan almıştık. Tam bu nokta mıydı? Evet oraydı. Sinyal yoğunluk olarak burası. Yeraltı görüntüleme ve dedektörde alan taramanın
net olarak sinyal aldığı nokta burası. Yani şu mezarın baş kısmı diyebiliriz. Evet, şu an herhangi bir çalışıyor görüyorsunuz. Herhangi sinyal alamıyoruz. Bu da zaten mezarın şöyle baktığımızda da çok güzel bir uzanışı ve yan duvarları, üst duvarları olma ihtimalini bize gösteriyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte başlıyoruz. Üstünü temizleyelim, değil mi? Açmakla başlayalım bir. Şöyle şu aradan tam sinyal aldığımız noktadan aşağıya doğru bir inişe geçelim. Ne diyorsunuz? Macera başlasın diyoruz. Hazır kanki. Mıyız? Hazırız. Dur bakayım. Levyeler nerede? Bir tanesi orada var. Levye yok. Sen levye mi? Benim levye şurada. E tamam, bu da orada. Ha. Burada. Oğlum bunun kafası mı güzel ya? Bu oruç tutturma ya. Yok. Buna gelmeye başladılar. Ha. Buna gelmeye başladı. Şimdi bağırarak kaçar. Araba nerede? Aşağı doğru kaçmaya başlar. Sen çok yoruldun. Gel sen şurada dinlen. Oğlum sen gel. Gel. Ayağını başını aç bakayım. Aç bakayım mezarı. Hadi yavrum benim. Aç mezarı, aç bakayım. Ayağını başını kırdım bunu. Besmele çekiyorsunuz. Mezarın başındasınız arkadaşlar. Çarpılabilirsiniz herhalde. Evet. Allah'tan kamerayı tutuyorum. Ben çarpılmam. Tabii canım. Bizi çarparken seni pas geçecek. Besmele işe başlamayız ya. Değil mi kanka? Hacı, bak çökme sonucunda oraya taş yığmışlar. Bak ben sana söyleyeyim. Çökme sonucunda oraya taş yığılmış. Duvar ya, değil mi? Evet. Acaba şu yan duvar mı? Eğer içe doğru yamulduysa vardır bir şeyler yani. Eldiven ister misin kanka? Fakir mezar olmasın kanka? Bakacağız şimdi ya. Çıkaralım da. Fakir mezar olmasın. Fakir mezar gibi. Yaklaş da göster adamlara. Niye çekiyorsun? Mezar ya, korkuyorum. Kafasına vurmuşsunuz kanki. Mezardan korkuyor muyum hiç? Mezar açıyor muyuz ya? Korkuyor. Önce nereye gidecek acaba? Ne çıkacak diye. Civciv mi çıkacak? Kuşku çıkacak. Adam. Adamın devresi de kendi gibi uçuyor. Yemişler. Ha. Harbiden mi? Paraya kıy da levye al biraz. Levye. Arkadaşlar bu levye kimin? Bir bakın şöyle bir hatırlayın. Bir mazisi var mı sizde bu levyenin? Arkadaşlar merhaba. Define Vadisi'yim ben. İzleyen arkadaşları kanalıma davet ediyorum. Bir gezin, aman, dolaşın. Aman aman sakın ha. Bir gezin dolaşın bakayım. Bak mezarımı açıyoruz. Ne açıyoruz yani böyle. Fukara mezarıyla uğraşmıyoruz biz. Kral mezarlarıyla uğraşıyoruz yani. Anlatabiliyorum değil mi? Hadi bakalım. Kanka bu videodan sonra bu yaşamaz. Yavrum. Var bir dön var ya, biz şaka maka ya, biz iyi topluyoruz bu mezarın başında, başımıza bir hal gelmesin. Abi bizde koruma var. Hı? Ha, bizde koruma var. Sen kendin düşün. Bak gel buraya. Çarpılıyormuş. Oymayı göster kanka. Bak görüyor musun oymayı? Şuradan başlıyor, şurası yuvarlak. Görüyor musun? Aga bu mezarın fiziki şeyini gösterebilir mi? Yani duvara simgelenmiş. Olabilir. Hı? Yapısını gösterebilir mi? Dur bakayım. Dur sen bir bırak canım beni. Teşekkür ederim. Görüyor musun? Ha, şuradan geliyor. Şurada yuvarlak. Yani mezarın oyması bu kanki. Anladın mı? Olabilir. Kare mi? Yoksa yuvarlak oyma. Hatta şöyle de söyleyebilirim ki mezarın müjdesinin olduğu yer desem sinyal buradan geliyor. Yeah. Ha? Dur adam. Adam iyice gömüldü ha o yavrum benim. Merhaba. Merhaba dayı. Abi kafama vururum bunu. Ben çalışırken. Ben çalışırken meşgul etmeyin diyorum ben. Sağımda sonunda durmayın. Kafaya levye vurabilirim, çekiş vurabilirim. Her şeyi yapabilir miyim? Çocuk deli kanki. Pozitif sıkıntı bu. Ne oğlum, siz harbiden profesyonel olmuşsunuz lan. Nereden gireceğini, nereden çıkılacağını iyi biliyorum. Bundan sonra nasıl açacağınız? Hemen kral mezarı açıyor da arkadaş. Şimdi bize kralık selam ama şimdi. Biz fakir mezarıyla yetiniyoruz kardeşim. Malzemenin kokusunu aldı o. Dayanamıyor artık. Diyorsun. Acaba bana da bir şey verirler mi falan.
Yok be, şaka yapıyorum ben. Siz yani. Boşuna naz yapma kanki. 2-3 para atarım. Kral yani. Nerede? Biz nerede arkadaş yani? Sen ne acayip. Geçen bir kral mezar açtım. Bak bak. Tuğlaları görüyor musun tuğla? Tuğla, tuğla taşlar. Oo. Siz iki kişi iyi giriştiniz lan mezara. İçindeki çıkıp da. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bir hat vermediniz ha? Diyebilir yani. Kanka. Hacı niye bu kadar teferruata giriyorlar? Yani eskiden vahşi hayvanlar daha mı çok şey yapıyordu yok, yani? Yok öyle değil. Şimdi sen atıyorum şu an ufacık bir malzeme var elinde. Para. O zaman şimdi bunlar gibi gidemli paralar yoktu ki yani, anladın mı? Tabii canım. Sadece 2-3 ülkenin ürettiği parası vardı ama herkes elindeki o parayla da atıyorum yani. Bir para veriyordun, bir yıllık erzağını alıyordun. Anladın mı? Doğru söylüyorsun. Bir de yani şimdi dönemdeki gibi bankada yoktu koymaya. Tabii. Şimdi ne yapıyordu adamlar? Bir de geri döneceğine inanıyordu bu adamlar yani. Geri ben dirileceğim, dirildikten sonra o parayı tekrar geri alıp kullanacağım. Kullanacağım mesela. O hesapta yok da bir gün karşımıza şu şey, dünyanın en zengin bir tane şey vardı ya, tarihte yaşamış. Şey mi? Karun. Karun muydu? Karun. Karun şey var ya, hazinesi bir çıksa. Aklımızı yitiririz lan biz. Harbi diyorum aklımızı yitiririz. Birbirimizle neyle girişirsiniz? Ya lan manyak. Birbirimizi unuturuz lan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya kimle geldim diye, sen kimsin diye birbirimize sormazsak ben bir şey bilmiyorum yani. Ha, tabii ben, canım. Ben girişmem de sizden kaçarım. Öldürürsünüz beni burada. Yok daha neler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şoktan var ya, herkes hafızasını yitirir yani. Oğlum öyle bir hazine yok ya. Ya abi zaten şu an... Adam gittiği yerlere şey dağıtıyormuş. 10 kilo altın. Altın dağıtıyormuş. 10 kilo. Tabii canım tabii ya. Altın. O kadar zengin yani. Atının ayağındaki nalın bile etrafı altınla. O kadar ya. Şimdi atının o şeyleri falan var ya. Ve bu adam gerçekten böyle şeymiş biliyor musun? Hani Müslümanmış ama sonradan şey olmuş yani. Bir para sapkınlığa girmiş yani. Para bozmuş seni gider. Para bozuyor adam. Fazla para bozuyor adam. Para bozuyor adam, anlaşıldı ya. Ve yani dünyada o kadar keşifler yapılırken nasıl bu hazineler bulunmuyor? Ben bunu da merak ediyorum. Çünkü yani. Daha çok iyi profesörler sakalmış yani. Ha, o kadar çok keşifler yapılıyor mesela. O kadar ha, dünya çapında uzaya bile gidiliyor, aya gidiliyor, bilmem ne oluyor da bu keşifler sonucunda. Tamam da kardeşim, sana gösterdikleri 100 keşifin sadece 4 onu, tane. %10'u mu? %4'ü yani, mü? Yani bizde belki ne olur? %5'i bile değil. Hem çalışın hem konuşun böyle, durmayın yani. Anladın mı demek istediğini? Her şey İki muhabbet açıyoruz, hemen bırakıyorsunuz işi bizim. Lak lak çene düşüyor. Dil, yoruyor değil mi? Tamam, çok yoruyor. Kolum uyuşmaya başladı. Tabii. Onu denize soracağım. Deniz daha iyi bilir. Şu tamam. Şimdi şu kolumu alayım biraz. Şu kolumu dinlendireyim biraz. Yoruldu mu? Ama o kameradaki çıkan videoyu da görmem lazım. Levye geliyor yoksa diyorum. Bilmiyorum valla. Yemin gene. Kanka sinyali bu aşağı. Şu vardan aldık değil mi biz? Şu kısımdan aldık. Bak bak. Şu yürüyorum bak. Dur taşın altındakine bak. Bu solucan. Solucan mı? Kocaman bir solucan bak. Jelibon. Dur bakayım kanka bir. Ne mi öyle? Saniye. Gel bakayım, yaklaş lan. Gel. Şöyle. Görüyor musun? Tam tablet gibi bak. Aynen. Görüyor musun? Hatta ve hatta. Şey benziyor. Eski taşla. Bunu da koy buraya. Tamam. Akşama. Cızbız. Cızbız. Yumurtalı, mumurtalı. Bam sağ ol. Cızbız kanki. Bam sağ ol hacı. Yok abi ben lan buz gibi lan. Serin serin. Salalım gitsin eyvallah. Hadi al gitsin. Yazın bunu serinlemek için yiyorlar biliyor musun? Allah Allah. Çerez niyeti ha? Çerez niyeti. Hı? Kere soğuk mu hacılar? Yani siz de şaşırdınız iyice. Yani bir mezarla yani. Uğraşmaya başladınız iyice, hafızayı yitirdiniz. Bak. Biliyor musun kank? Olay burada bence. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Hadi bakayım. Tak geleyim. Birlikten kuvvet doğar. Ben de yardım edeyim mi? Sen kamerayı tut kank. İşte bu. Deli deli. Birbirinize vurmayın lan. Allah'ım şöyle bir... Adamlar açıyor ya. Adamlar açıyor ya. Şöyle bir küp ver ya Rabbim. Hacı mezarın baş ucundasın. Fazla aşağı basma beni.
Adam kızdı. Taşları parçalaya parçalaya veriyor sana. Ne? Sinyal aldığımız kısım buraydı değil mi? Sinyal şurada şuradan varmıştık. Hı? Şu araya bak şu araya. Oradan mı? Oraya doğru ineceğiz kanki. Hmm. Nereye? Hocam bir şey yok. Hı-hı. Kaç orayı da kanki. Çıkalım. Oo, bir ayağım çukura gitti. Ya çukurdan. Oğlum bak şu oyma var ya kanka. Bir dakika oyma. Bayağı yorulur ya. Hı? Hı? Neyse. Oo, hacı. İçi boş mu ya? Şurada bir kare şeklinde bir kısım var lan. Bak sana oymaya, oymaya girdim. Yürüyor mu? Bay hadi bak. Görüyor musun? Oh yavrum oh. Mezarın duvarını yıktım. Çekişte çekişte. Büyük çekişte vur şuraya. Çek getir, vur getir. Vur getir gel. Ya benim murcu kullanmayan garibim. Eğilecek, büklecek, kalacak orada. Ya burada yok. Bak. Oho, ustak patladı. Harbi bu adam var ya bu sen işin... Sen kullanmadığımızı da şey yap. bu işin çekirdeğini biliyor ha. Efendim abi? Abi iyi misin? İyi sen ne abi? Olay buralar ilk kalır ya kanka. Yavrum benim. Şuradan levyeyi taksana. Oynuyor, aşağı doğru iniyor. Şu yarıktan levyeyi taksana. Tak tak pat pat yavrum oraya bakayım. Hadi bakayım. Adam biliyor bu işi. Dur bakayım bir çıkan işte. Tuhaf oynuyor bak. Oğlum şu mucun ucunu taktıracaksın adam kanıtlarında. Hiç mi bir şey bilmiyorsun yani? Şöyle bakıyor. Hem kamerayı tut. Hem murcu tak. Hem kamerayı tak. Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Hadi lan. Ben yoruldum lan. Deli bunlar ya. Sağım solum belli değil. Vur. Vur. Oo bak burası patladı. Ha, çekilin her yeri patlatacağım. Dur. Baş. Sakin. Dur. Baş. Lan. Sakin. Muz kaldı lan. Aha. Heh, şimdi al. Yamuldu lan. Al bakın şimdi. Ha ya. İşte gördün mü? Güzel yok kanka rahat. Dur bakın. Almayın arkadaşlar böyle adi şeyler ya. 8 oldu ya. Hangi taraf? Buraya doğru mu inelim yoksa? Fark etmez. Dur. Dur hacı dur. Hadi o. Hadi. Oğlum, benim levye de iyiydi lan. Şuraya patladı. Benim kullandığım bütün parçalar adi lan. Bir gayrı ama. Heh. Sanki o taşın içinden anladın. Dur. Çıktı hacı. Sen de aldın öyle. Benim. Ben bu işi okulunu okuduydum da size söylemediydim. Okul denir mi? Mektep denir. İşte bu ya, işte bu ya. Abo. Aslanlar parçalıyor valla. Abo. Buluyor lan abo mabo. rahat üçgen işte. Abo çeksin. Elini sokma kanka, elini sokma. Abo. Geliyor. Abo. Şimdi bir şey yapın bakayım. Şu levyeleri bir alın, ben bir dedektörle bir kontrol edeyim. Bak. Bir dedektörle kontrol edeyim kanka. Bak şurada var. Ciğerim patladı ya. Bu baharda beni etkiliyor ha çam tozları. Ciddi misin? Valla. Bak aynı hamleyi şuradan da yapmamız lazım kanki. Aynı yapacağız, dur bakalım. Şu, önce şu taşı al. Oymanın oradan. Önce bir kontrol edelim. Şöyle. Ha bunu çektim. Gördün mü?
Bak. Öyle mi? Evet. Bu tarafa doğru inmemiz lazım. Tamam. Tam da bu tarafa doğru inmemiz. Şu taşı bir kaldıra koydum. Dur bak. Sakin ol. Sakin ol. Dur şu şeyi versene. Ne? Şu çekici ver bakayım kameraman. Kamera. Al bakayım. Yoruldum. Bayağı, yoruldum. Bayağı, gel lan sen çalış biraz. Yoruldum sen. Bayağı, gel biraz dinlen ya. Daha beter ol. Hadi devam. Gel biraz sen dinlen. Bak, o oymanın içerisi orası işte. Kanka. Oymanın içerisi orası. Diyorum. Dur dur. Levi şeyi demiri bir bükeyim ben. Dur. Oğlum. Sağım solum belli değil mi? Bak sen... Adam şey son bükücü. Demir bükücüler. Yine bükülmeye başladı. Vur vur onu vur. Çık çık abi. Dur bakayım. Şu üst kapağı. Sağ solun belli değil. Çekil mi? Sağ solun belli değil. Hayır. Vurma öyle. Dur kanki. Kanki yok vurma. Ya öyle. Öyle vurma. Taşla karşılık. Oradan levyeyi sak bak o şeyin yanına. Dur acı dur. Ah şurada görüyor musun? Dur bak çatla kalın da. Dur acı dur. Karar ver. Durayım mı? Devam mı edeceğiz? Devam et. Heh. İşte bu kankiler. Hadi ya. Patladınız lan. Oh. Böyle bir metre aşağı mı inecek? Bu şekil kanki. Yarın devam etsek. Devam. Olmaz. Tavuk. Şey, bu iftarı yapacağız mı zaten? Ya sen iftarı yap. Bayramı burada yapacak gibi geliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Duvar şeklinde örülmüş. Şunu kıralım şu tutuyor abi. He? Cemizler kral abi. Dur dur. Bunu bir çekip sallasana. Çek lan. Sağ sola belli olmaz. Hadi da. Bu nasıl bir deli ya? Dur lan dur geliyor. Geldi. Yavrum benim. Dur dur dur. Dur aç. Sen ters tarafta durun bak Deniz. Taş gelirsin. Yok tam yerinde. Tam yerinde he. Bu beni öldürecek anlaşıldı. Uğraşmayın arkadaşlar. Mezarı da açtık. Hazır. Hazır içine atlattık. Boyun gidin yani uğraşmayın. Kaya mezar ama. Olsun. Çekilin. Çekil. Oraya bize gönül koyarsa bak. Biz beni toprağa bırakmadılar. Kayaya bıraktılar. Aynen öyle. Ayağımla taş açıyorum ben. Görüyor musun? Bak şurada bir sıkıntı var. Kanka. Nerede? Dur bakayım bir. Şimdi bu panter nereydi kanki ya? Bir görsene sana da. Panter arkanda cebinde. Cebinde mi? Ha senin cebinde, öbür cebinde. Değil mi? Ha o cebinde. Allah Allah, panterin nerede olduğunu bilmiyoruz ya. Ne oldu kanki? Şunu da alın kanki. Oruç tutturmayın bu çocuğu. Cebini göreyim bak. Ha çıkar onda. Çıkıyor mu? Aa işte bu ya, işte bu ya. İşte bu kardeşim. Dur şu kısmı da çıkaralım bari. İyice aça. Tamam. Adamın olur. Ayağını, başını, saçını, solunu, her şeyini korek ya. Olur olur, bu da olur. Bu da olur kanka. Dur bak. Ya şu güzel bir tane murç vardı ya sağlam. Böyle vurdun mu zıngırdatıyor biliyor musun? Onu bir getir bakayım. Nerede ki o? Ne bileyim kamera. Orada bakayım. Murç nerede? Çantanın üstünde. Ben düşünüyorum kanka ne istiyor bu deli. Al bakalım. Bence şunun üstünü boşaltsak şurayı bak şurayı. Şurayı mı boşalt? He. Şurayı boşalt da bir görsek neyin nesi neyin fesi. He. Burası zaten boşalıyor baksana be. Abi temiz çalışmak lazım. İşte bu ya. İşte bu tamam. Arkadaş ya. İşte bu ya. Şovunu yapacaksın yani. Abi kürek. Abi kürek aldırdım. Şovunu yapacaksın yani. İki senenin sonunda kürek aldırdım iki sene. Bütün gayayı kürekle boşaltma. Pamuk taşın sanki. Bak şimdi. Ha. Tabii kanki ya. Fırça getirdim ben arkeologların fırçasını. Var mı fırça yanında? He var. Al Deniz. Harbi mi? He ya. Var mı lan yok mu? Yok lan manyak mı? Senin ne işin var? Arkeolog mu? Çayla kazalım kanki. Çay kaşığı getirdim. Ha çay kaşığı getir. Fırça getir. Vurma lan vurma lan vurma lan. Lan vurma diyorum bunu almamız lazım buradan. Karşılık... Şu kayanın altında mı bu olay yani? Karşılık vermeye başladı. He? Ben size söyleyeyim. Şu kayanın altında abi. Sinyali nereye aldık? Şuraya mı aldın sinyali? Tamam şu arada kanki. Sinyal aldığımız noktanın üstündeyim. Şu kayada bence olur. Bir de şöyle bakın.
Taşlar. Nasıl dökülüyor taşlar? Pointer nerede ya? Nerede onu? Versene pointer'le bakalım. Ben Define Vadisi arkadaşlar. Define Vadisi. Şu taşın üstüne bir bak bakayım. Şuraya mı? Ben değerli taş arkadaşlar. Arkadaşlar bak şimdi bunları ben ikisine döveceğim, merak etmeyin siz. Bir dahakine diyecek ki biz dafineci denesiz. Hangi kanaldayız abi? Hangi kanaldayız? Evet, bir şeyde protesto yapıyorlar arkadaşlar. Benim çevrendeydim. Çalışmaya başlayınca kafasına indirek. Çalış lan. Ben hazır mezar da var. Çalış. Ben önce bunu kime saplayayım kanki? Olay şunun altında herhalde ya. Dostum. Şu kımıldamıyor mu Nazım? Şu mu? Şu büyük taş. Şu mu? Şu şu ha. Yok lan. Harbi mi lan? Denemek lazım ama. Bizde daha şey kalmadı. Dakat mı kalmadı? Dakat kalmadı. Bir girişim mi kanki? Dur lan dur. Kalmadı. Sen girişirsen burada bir şey kalmaz. Tamam bak ondan korkuyorlar. Bak şey ettiler arkadaşlar görüyorsunuz. Sonra ben buldum diyorsan. İfşa ettiler kendilerini. Bize de bir şey vermedi. Parçala parçala nereye kadar ya kardeşim? Ya, her parçalıyorum da o da parçalıyor. Harbiden yorulmuş ya ha. Böyle böyle şaka maka. Artık daha böyle. Sanki sen şunu tut bakayım. Vallahi billahi ya. Nerede ya? Biraz ya ben gireyim ya. Biraz da ben yoruluyum ya bırak. Sahneye ben geçeyim. Ben. Gel biraz denesin. Bu arada ne var kanki? Gel biraz dinlen bakalım. Bu arada bir gireceğim bir nokta yok mu? Ver şu murcu bana. Şurada bir çam var yani ortasında tam kayanın ortasında. Ayağını çek lan. Sen alacaksın ortasına. Orada mı? Ha? Ben de orayı çıkaracağınız diye şey ediyordum bir saattir. Bu adam biliyor bu işi be. Şuradan levyeyi tak şuradan. Şu yarıktan levyeyi tak. Ulan levye bükülüyor. Ha? Şey, murç bükülüyor. Öbürünü çaksana. Gidiyorsun garibanın murcunu çakıyor. Acele. Ha? Yavrum benim ben sana ne diyorum oradan tak. Bundan. Al bakayım onu da kanki. Şimdi. Ne oldu buraya? Böyle. Ha? Şuraya doğru mu gideceğim? Şuradan çakayım mı? Nereden? Şöyle patla mı? Bakayım. İster misin? Burada bir şey yok mu? Daha bileceğim yok. Bakalım bir analiz yap başka. Sarpa sardı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiçbir yerde giriş yok gibi. Baya bizi burası zorlamaya başladı. Demek ki yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz aynen. Allah kazamızı mübarek eylesin. Levyeyi ver gözünü ver bu ne ya? Bu nedir ya? Başkan kendine bir tane levye aldı ya. Hediye edin. Hediye edin he. Geçen kral mezarı açmadınız mı? Parayı vurdunuz. Ver bakayım he ya. Bak gene aynısını veriyor. Adamın burçunu koy. Elimizde kalan bizi ödenecek. Burç aldı zaten. Ha. Oğlum yer zımır diyor lan. Of. Oğlum bütün köylüleri başımıza toplayacaksın. Şimdi köylüler bu yerden ses nereden geliyor diyecek lan. Lan beni zıplatıyorsun. Kamu olmaz mı? Kanki. Bura oynadı gördün mü? Burayı mı alıyorsun? Bak. Bak bakayım orada. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Hadi. Acaba üzerinde ben varım diye mi kaldıramıyorum? Olabilir mi? Hocam. İn lan üstüne. Tut öyle. Ne yapıyorsunuz lan? Mezar açıyorlar.
Var mı burası oynuyor lan? Oğlum nasıl bir kapak var lan burada? Vay arkadaş bu ne ya? Kanki. Ne oldu acaba? Oğlum var ya. Öldüm öldüm. Ne veriyorum? Savurun yiyor bak kanka. Tobulları açmamız lazım. Oğlum mezar normal yani. Hiçbir boylu şey boyunca oynaması normal. Mezar yani arkadaşlar. Hı, kendinizi mi kaybettiniz? Hiçbir şey yok mu ya kanka? Ne bileyim. Kürek al, kürek alsana. Dur. Aç bana. Kanki gel üstüme çık gel. Çıksan biraz daha. İyice işe dalmanı bekliyor. İşe iyice dalınca çıkacağım. Abi boş. Hiçbir şey yok. Ne güzel var burada. Aha. Ne var lan burada? Var mı lan? Lan bir şey var orada. Aç bakayım. Bak. Gel. Kanki malzeme burada. Biz ne arıyoruz ya? Abi ama iyice şaşırdık ve yorulduk ha. Görmüyor musun? Bak. Nereye aldın? Bu ne lan öyle? Bu ne lan öyle? Oğlum boynundaki kolye gibi duruyor lan. Para değil mi lan? Adamın boynuna kadar yaklaşmışız. Vay. Vay. Para mı lan bunda? Ney lan 20'si bir yerde mi bu? Lan 20'si bir yerde mi? 30'u bir yerde mi bilmiyorum. Nasıl bir şey lan? Bakayım başka bir şey var mı? Yok mu lan? Çek bakayım yani. Oğlum siz 2 saat kırsın ya. Dibinizdeymiş lan. Hiç mi? Burada çıktı bak. Yok abi bu taşlar yeni aldık da. Şurayı parçalayınca çıktı bu. Ne de? Oradan çıktı bak orası. Hı buradaymış. Oyma oradan buradaydı bak. Şu arada oyma vardı. Hı. Malzemesi de buradaydı. Anladın mı? Oğlum. Hangi döneme aitmiş bunlar bakalım ha. Hangi? Lan hayvanlı bir şeyler. Oo, Osmanlı bak. Yazıları var lan üzerinde. Osmanlı dönemi mi acaba? Osmanlı değil mi lan? Allah filmin var. Fil değil mi oğlum? Ben mi yanlış görüyorum? He? Neyi bu? Aslan lan bu aslan. Aynen. Oğlum film Osmanlı değil. Yazıları var lan. Kur'an yazıları değil Osmanlı yazıları. Osmanlı dönemine mi ait yani? Baksana hacı. Ha? Hayır, üç aşağı beş yukarı Osmanlı yazılarını biraz aşinayım biliyor musun? Gümüş bu lan. Gümüş mü? Bak kararmış bu gümüş. Aynen gümüş para. Aynen kanki. Osmanlı bu ha. Bilir de gümüş. Nasıl bir şeymiş lan böyle? Şey falan mı? Getir bakalım bileğini bir. Bileklik falan mı böyle yani acaba? Desem o da bir değişik. Kolye desem devamı mı yok? Ha kanki? Olabilir ben. Okmuş olabilir değil. Aynen. Zincir de gümüş mü? Gümüş var ya. Herhalde kanki. Hem de gümüş. Şuraya baksana. Harika. Süper valla. Şuraya baksana. Vay arkadaş ya. Vallahi iyi bir şey bulduk ha. Aynen. Kaç kilo şey gram vardı kanki? Bakayım. Nereden 400 mısın? Gram var mı? Hayır lan 600 gram var. Dediği gibi var. 600 var mı? 600 var. 500-600 var lan. Elimi almadan biliyorum. Elimi almam zaten. Gümüşün gramı kaç para lan? 1000 lira mı? 1100 lira mı? Oğlum sen tarihi değerine baksana. Sen tabii, gümüşün gramına ne yapıyorsun ya? Sen oğlum aşağı yukarı hesap yapıyoruz burada. Allah sen, Allah. Fakir hesap yapıyoruz sen ya. Fakir hesap yapıyoruz biz. Güncel fiyatla hesap. Hesap makinesini getir abi. Bu tarihi eser lan bu. Adam tarihi eser bulmuş. Gümüşün gramı kaç para diyor ya. Lan valla. Şimdi buna oruç tutturdukça kendini kaybediyor. Nasıl? Oğlum kararmış. Altından mı dönme lan o? Kararmış abi, sararmış. Sen... Abi bu karbonat suyuyla bir yıkadın mı sirkeyle? Ay arkadaş ya, dehşet bir şey bulduk oğlum lan. Var ha? Sen bir şey diyorsun ya, hadi be. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Görünmeyenleri göreceğiz, tut lan. Aa, yavrum benim.
Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz diyoruz. Yine muhteşem bir eser çıktı. Bu bölgelere geldiğimizden itibaren güzel malzemeler bulmaya başladık. Farkındasınız değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelmek çok zor. Gelmek çok zor. Aynen. Kilometrelerce yol geliyoruz ama burada müthiş bir şey var, tarih var. Çok müthiş bir tarih var. Hemen hemen. Osmanlı ve Selçuklu dönemi çok çıkıyor. Hemen hemen her yerde böyle çok güzel malzemeler var. Burası çok zengin bir bölge hacı. Bölgenin de biraz gazı yapabilir miyiz? Ben bulayım ondan sonra. Ve bu bölgede bak devamlı Selçuklu ve Osmanlı dönemi çıkıyor. Değil mi? Doğru. Acaba savaş döneminden kalma bir yer olabilir mi? Hacı şunu bir daha yakından göstersene ya. Bunu. Acayip güzel bir şeymiş ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Müthiş bir görüyorsun. Takı herhalde. Büyük ihtimal. Ne gerek yok. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüzce güzel olsun diyoruz. Bizde kalın arkadaşlar, bizde kalın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanki ben şimdi sizleri seviyorum. Kimse görmedi. Kimse görmedi.